beynimizin kapasitesi dolabilir mi? Beynimiz her saniye yeni bilgilerin akınına uğrar. Bazı günler aklımız o kadar dolar ki beynimizin o an artık hiçbir şey alamadığı hissine kapılırız. Fakat beynimizin tamamen dolması gerçekten de mümkün mü? Kelebek Etkisi filminde hayatının akışını değiştirmek için sürekli zamanda geriye doğru yolculuk yapan baş karakterin beyni, yaşadığı farklı hayatlara ait anılarla o kadar fazla dolar ki beyninin depolama yetisi sonunda tükenir. Fakat gerçek hayatta durum bundan kısmen farklı. Yapılan araştırmalar sonucunda beynimizdeki nöronların toplam sayısı 86 milyar olarak hesaplanmıştır. İlk bakışta bu rakam çok fazla gibi görünebilir. Fakat her gün yeni bir bilginin zihnimize adeta yağmur gibi yağdığını göz önüne alırsak bu sayı hiç de fazla değil. Evet, her bilginin depolanması için ayrı bir nöron gerekseydi beynimiz gerçekten de dolabilirdi. Fakat anılar, bellek izi olarak adlandırılan birbirine bağlı hücrelerin oluşturduğu bir ağ sisteminde depolanır. Bu hücrelerin kendi aralarındaki senkronize faaliyetleri sonucu da anılar oluşur. Diğer hücrelerle olan bağlantılarda tek bir nöronun yaklaşık 10 bin tane oluşturabildiği ve sinaps diye adlandırılan yapıları meydana getirir. Bu dinamik ağ sistemi ise yaşanılan her şeyin değil, sadece o an için en önemli olan bilginin hatırlanmasını sağlar. Beyin kaydedilen anıları daha genel bir bağlamın içine yerleştirir ve o anda verilen ya da gelecekte verilecek olan kararların alınmasında bu anılardan faydalanır. Bu konuda belirleyici olansa, nöronların sayısının ve aralarındaki bağın güçlülük derecesinin değişmesini sağlayan beyin esnekliği. Beynin bu özelliği, anıların ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Öyle ki, yaşadığımız yoğun duygularla bağlantılı anılarımızı, örneğin ilk öpücükle ya da sevdiğimiz birinin ölümüyle ilgili olanları net bir şekilde hatırlayabiliriz. Genel olarak anılar, kendileriyle bağlantılı nöronlar aktif olarak kullanıldığı sürece hatırlanabilmektedirler. Uzun bir süre kullanılmayan nöron bağlantıları zamanla zayıflar ve bu nöronlarla bağlantılı anılar sonunda unutulur. Çünkü kullanılmayan bilgiler gerekli olarak sınıflandırılmaz ve silinirler. Gereksiz ve kullanılmayan bilgilerin silinmesiyle birlikte yeni bağlantılar içinde yer açılmış olur. Böylece yeni bağlantılar ve anılar oluşabilir. Bundan hareketle bir şeyi hatırlarken başka bir şeyi unuttuğumuz sonucuna varabiliriz. Özellikle de benzer bilgiler söz konusu olduğunda, bu bilgilerin kendi aralarında bir bakıma rekabet içinde olduklarını söyleyebiliriz. Örneğin yeni şifrenizi ezberlediğinizde, eski şifreniz hafızanızdan yavaşça silinir. Unutmak eylemi, yeni bilgilerin edinilmesiyle yer açma imkanı tanıdığı ve yeni bir çevreye uyum sağlamamızı kolaylaştırdığı için yararlıdır. Sağlıklı bir beynin daha fazla bir şey öğrenemeyecek kadar dolu olması gibi bir durum mümkün değildir. Fakat gerçekten de her bellek türü belli bir miktarda bilgi işleyebilir. Bu anlamda çalışma belleği ve kısa süreli bellek türleri sınırlarını oldukça zorlamaktadır. Harvard Üniversitesi'nde George Miller 1956 yılında bu konuda şöyle yazmıştır. İnsan, edinilen 7 farklı bilgiyi dakikalarca net bir şekilde hatırlayabilir. George Miller'ın söylediği bu rakam, tabii ki de akılda tutulacak nesnelerin ne olduğuna göre değişebilir. Öyle ki, hatırlanan şey farklı sözcükler, resimler, rakamlar ya da sadece bir takım harflerden oluşabilir. Fakat bunun aksine, yeni bilgilerin eski bilgilerle bağlanmasını sağlayan çalışma belleğinin kapasitesine göre bu sayı yaklaşık olarak 4'tür. Buna göre beynimizin belli bir kısmı gerçek anlamda dolabilir ve bazı şeyleri hatırlamamızı engelleyebilir. Fakat her ne kadar kabul etmek zor da olsa, aslında unutmak da sağlıklıdır.